Yani ben PKK'nın oyununu biliyorum ben. Genç kızların orada mağdur konumunda olduğunu da biliyorum. Yani büyük bölüm öyle genç kızların. Yani silahla evinden alıp götürürsen bir genç kızı, baban elimizde rehin, ona göre dikkat et dersen, üstüne de al şu PKK elbiselerini, üniforması, bunu giyeceksin. Tut bakalım şu silahı diyor, onu da tutturuyor. Fotoğrafını çekiyor PKK bayrağının önünden. Çocuk ne yapsın? Tabii. Ne yapsınlar? Bir yol göstersinler bana, ne yapsın yani? Yani çünkü en ufak bir kıpırdasa babasını falan hepsini öldürdüler, Allah esirgesin. O kapıyı aç. Ben Kürt kardeşlerimin zorluklarını görmüyor değilim. Mesela bazı aşiretlerde de baskı oluyor halka. PKK'nın baskısı var. Sükût yönetimi döneminde de askerden bu Ergenekon uzantılı adamlar çok eziyet ettiler kardeşlerimize. Bazı hükümetler döneminde de çok eziyetler gördüler. Biliyorum. Eğitim iyi verilmiyor. Mesela cehalet çok yaygın Güneydoğu'da. O da bir eziyet. Mesela kaynakları çok sınırlı. Ekonomik yönden çok zor durumdalar. Ayrıca bir de mafya türü yapılanmalar var. PKK'nın baskı tehditleri var. Allah onları çok güçlü imtihan ediyor. İnşallah Allah hepsine cennet nasip etsin. İnşallah.